Merhaba arkadaşlar. Bu güzellikleri komşum çöpe atarken yakaladım ve aldım. Bakmaktan sıkılmış ve sürekli toprağının döküldüğünden şikayetçiydi. Bazıları zarar görmüş. Çok fazla ezilmiş. Bazılarını aloe vera jeli ve aloe vera kremi yapmakta kullanacağım. Hazır fırsat bulmuşken bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bundan bir sürü jel çıkacak. İlk önce güzelce temizlenip yıkanıp hazır hale geldikten sonra videomuzda buluşalım. Bu çiçeğim de bir aloe vera cinsidir. Çok arsızdır, sürekli yavru verir. Saksıdan böyle dolar taşar, kabına sığmaz. Çiçek açıyor ama henüz benimki çiçek açmadı. Nasip olursa evde inşallah çiçek açtığını da görürüz hep birlikte. Hindistan cevizi yağım malum soğuklardan dolayı donmuş vaziyette. Ben mali usulü bunu eriteceğim. Aloe veraları yıkadım, kuruladım. Kenarların dikenli kısmından kesiyorum. Daha kolay çıkartmamıza yardımcı oluyor. Üstündeki kabuk kısmını bıçakla ince bir şekilde alıyorum. Altındaki jöleyi de kaşık yardımıyla kazıyarak çıkartacağım. Çok kolay çıkıyor, zorlanmayacağız. Aloe vera jelimi çıkarttım. Büyük bir aloe veradan. Yaklaşık 100 cc aloe vera jeli çıktı. Şimdi bu jeli blenderdan geçireceğim.
bir kısmını jel olarak ayırıyorum. Yara, yanık ve benzeri şeylerde kullanmak için. Bir kısmına da benzeri usulü biraz erittiğim Hindistan cevizi yağından yaklaşık 3 tatlı kaşığı ekleyip tekrar blenderdan geçireceğim. Aslında blenderdan geçirmeye gerek yok. Bununla birlikte bebek pudrasını da ekleyip birlikte çırpabiliriz. Tabağa aldım Hindistan cevizi yağı ve aloe vera jelinin içerisine birkaç parça çubuk tarçın koyup aromasının çıkmasını bekleyeceğim. Blender'dan geçirdiğim aloe vera jölesi ve Hindistan cevizi yağının içindeki çubuk tarçınları çıkartıp 2 çorba kaşığı kadar bebek pudrası ekleyip bildiğimiz kalitesinden emin olduğumuz bir pudra kullanmak çok önemli. İyice karıştırıyoruz krem kıvamına gelene kadar. Aloe vera jelim ve aloe vera kremim hazır. Çok güzel bir dokusu oldu. Çok güzel birleşenlerle hazırladığımız bir krem. Ama gene de dermatologlarınıza sormadan, danışmadan böyle bir kremi kullanmayın. Herkesin farklı cilt yapısı var. Alerji yapabilir, kaşıntı yapabilir. Ama ben çok memnunum. Çok severek kullandığım bir krem ve jel. Siz de memnun olursunuz inşallah. İyi seyirler.